Merhaba WebTekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte yaklaşık 5300 TL'ye satılan iPhone SE ile 12.000 lira civarında satılan 11 Pro arasında bu kadar fiyat farkına değecek bir şey var mı yok mu, buna bakıyoruz. Ürünlerin temininde katkılarından dolayı buradan İzmir iletişime teşekkürlerimizi iletelim ve hızlıca videoya devam edelim. Şimdi bu ikisini nasıl karşılaştıracağız arkadaşlar? Her zaman olduğu gibi bir sürü uygulama kurduk içlerine, bunları sırayla açacağız. Ondan sonra tabii ki de en önemli farklardan bir tanesi şu arkada şu an görüyorsunuz kameralar. Kameralarını kapıştıracağız. Bir de şöyle tasarım ve donanım açısından yan yana bakacağız neler vaat ediyor neler vaat etmiyor. Şimdi gelin hızlıca testlerimize başlayalım. Uygulamaları arka arkaya açtığımız teste göz atalım. Aslında burada sanal home butonunu kullanarak süreleri değiştirebilirdik. Ancak insanlar günlük hayatta az kullanıyorlar bu düğmeyi. Bu sebepten klasik yöntemle uygulamalardan çıkış yaptık. İlk turu 11 Pro 39 saniyede, SE ise 50 saniyede tamamladı. İkinci tura geçtiğimiz zaman da 11 Pro'da 1 dakika 8 saniyelik süreyi görüyoruz. SE ise ikinci turunu 1 dakika 18 saniyede tamamlamayı başardı. İki telefon için de oldukça iyi süreler diyebiliriz bu test sonucuna baktığımız zaman. Kameralara baktığımızda en büyük farkı artı 2 kamerası diye 11 Pro'da ekstra bir ultra geniş ve telefoto kamerayı görüyoruz. İki telefonun geniş açılarında ise f1.8 diyafram mevcut. Yine arada bariz bir fark yaratan gece modumuz 11 Pro'da yine var arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten fotoğraflarda gece modu bence birazcık önemli. Maalesef SE'de bunu göremiyoruz. Bu arada SE 5 kata kadar dijital zoom imkanı sağlıyor. 11 Pro ise 2 kat optik, 10 kat da dijital yakınlaştırabiliyor. 11 Pro'da renkler biraz daha canlı, biraz daha doygun ancak öyle atla deve bir fark yok bence. Portre modunda tabii ki 11 Pro biraz daha önde, nesne ayrımı birazcık daha başarılı. Video tarafına baktığımız zaman da iki telefonla da saniyede 60 kare 4K çekim yapabiliyoruz. Video stabilizasyonu konusunda yine 11 Pro çok az da olsa öne geçmeyi başarıyor. Hani SE'ye baktığımız zaman çok hafif bazen yürürken titremeleri görüyoruz hızlı yürümelerde falan. Ancak yine de bu başarısız olduğu anlamına gelmiyor bence. Ön kamerada 11 Pro'nun 12 megapiksellik kamerasına karşı SE'de 7 megapiksellik kamerayı görüyoruz. Çözünürlük ve 11 Pro'nun 4K çekebilme kabiliyeti dışında böyle ön kamerada inanılmaz bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Eğer ultra geniş açı ve telefoto lense çok ihtiyacınız yoksa 11 Pro biraz SE karşısında pahalı kalıyor en azından kamera tarafında. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi iPhone 11 Pro üzerinden duyuyorsunuz. Arkada da bayağı bir inşaat sesi var. Şu anda da sesimi iPhone SE üzerinden duyuyorsunuz. Mikrofonları bu şekilde kaydediyor. Şimdi arkadaşlar iki telefona da şöyle bir yan yana bakalım. Hem birazcık tasarımlarını kapıştıralım hem de donanımına yakından bakalım hep beraber. Şimdi arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi en baştaki farklılığımız bir telefonda çentik var, diğer telefonda home butonu var. Yani iPhone 11 Pro'da sizi tam bir ekran bekliyor. Burada ise bayağı kalın çerçeveler var. SE net olarak daha hafif arkadaşlar. Elle tuttuğunuzda da hissediyorsunuz. SE 148 gram, diğeri de yani 11 Pro'da 188 gramlık bir ağırlığa sahip. Bence SE böyle tek elle tutuş hissiyatı açısından çok daha rahat. Zira ekranımız daha küçük. 11 Pro'da birazcık daha zorlanıyoruz tabii ki de. Şimdi iPhone 11 Pro'ya baktığımız zaman paslanmaz çelik bir çerçeveyle geldiği söyleniyor arkadaşlar. SE'ye baktığımız zaman da alüminyum bir çerçeve var. Tabii ki de 11 Pro birazcık daha dirayetli, daha dayanıklı bir telefon. Bunda herhangi bir sorunumuz yok. SE IP67 sertifikasına sahip. iPhone 11 Pro'da suya birazcık daha dayanıklı IP68 sertifikasıyla birlikte geliyor. Şimdi ekrandan da biraz bahsedelim. SE'ye baktığımız zaman Retina IPS LCD diye geçen bir ekranı var arkadaşlar ve bu ekranımızın boyutu 4.7 inç. Telefonların boyutu 3 aşağı 5 yukarı birbirine çok yakın olmasına rağmen burada iPhone 11 Pro'da çok daha büyük bir ekran görüyoruz. 5.8 inçlik bir ekranımız var. Aynı zamanda ekran teknolojisi de OLED arkadaşlar. Super Retina XDR OLED olarak geçiyor. Çözünürlüklere baktığımız zaman da SE'de 750x1334 piksellik bir çözünürlüğümüz. iPhone 11 Pro'da ise 1125x2436 piksellik bir çözünürlüğümüz var. Yani çözünürlük açısından da oldukça ileri seviyede. Şimdi telefonun donanımına bakalım arkadaşlar. Çünkü donanım olarak birbirine çok yakın cihazlar aslında. A13 Bionic ile birlikte geliyor iki telefonumuzda. iPhone SE'de 3 GB'lik bir RAM var. iPhone 11 Pro baktığımız zaman da 4 GB'lik bir RAM görüyoruz. Farkı hissediyor muyuz? Açıkçası çok fazla hissetmiyoruz ama ileride güncellemeler geldikçe ya da uygulamalar geliştikçe bu farkı belki de hissedeceğiz. Bu garibanda tek bir tanecik kamera var arka tarafta. Ufacık şurada duruyor. iPhone 11 Pro Max'te 3 tane kamerayı oldukça büyük bir şekilde buraya yerleştirmişler. Ha bir de unutmadan bataryalardan da bahsedeyim arkadaşlar.
arkadaşlar. SE'ye baktığımız zaman 1821 mAh'lik bir batarya görüyoruz. Tabii ki de 11 Pro'ya göre düşük. 11 Pro'da 3046 mAh'lik ciddi bir batarya var. Tabii ki de burada ekran da bataryayı biraz sömürüyor. SE'de de pil konusunda çok büyük sıkıntılar yaşamıyorsunuz. Batarya konusunda öyle miliamperi düşükmüş, sorun yaşarım vesaire gibi bir şey düşünmeyin arkadaşlar. Evet, testlerimizin sonuna geldik. Sonuçlara baktık arkadaşlar. Benim nacizane tavsiyem, hani bir telefon için böyle 12 bin lira 13 bin lira para vermek istemiyorsunuz ancak bir iPhone'um olsun istiyorsanız SE'yi gördük arkadaşlar. İşlemci açısından, donanma açısından çok büyük bir farkları yok. Kamera açısından tabii ki de geride ama aradaki 7 bin liralık fark bence çok fazla, paranız yoksa değmez arkadaşlar. SE'nin de kamerası gayet işinizi görür. Ha ben illa en üst seviye iPhone alacağım diyorsanız da o zaman 11 Pro'yu rahatlıkla alabilirsiniz. Hatta 11 Pro Max'e bile yönlenebilirsiniz diyelim. Ve çok fazla lafı uzatmadan videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca şurada beğen butonu var arkadaşlar. Ona basarak da videomuzu beğenebilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.